Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde biraz soru çözelim. Aynı zamanda bu soruları yorumlayalım. Daha önce işlediğimiz konular varsa bunlara da kısaca değinelim. Şimdi ilk soru ilk soruyla başlayalım. She in Paris last month. Evet, last month arkadaşlar geçen ay. Geçen aydan bunun geçmiş zamana ait bir cümle olduğunu hemen anlıyoruz. Şimdi burada geçmiş zamana ait ...olan A ve C şıkkı var. Fakat e, biz burada yardımcı fiil kullanacağız. She was in Paris last month. Geçen ay Paris'te idi. Evet. Did fiildi arkadaşlar yapmak. Geçmiş zamanlı hali kullanılmış. E, biz yardımcı fiilimiz olan was'ı burada kullanacağız. Yani burada doğru şıkkımız was olacak. She was in Paris last month. Evet. Geçen ay Paris'teydi. İkinci sorumuz... You met Nihal last night. Boşluk. E, şunu özellikle e, Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Örneğin e, sen dün eve gittin değil mi? Bu öyle bir cümle. Henüz gerçi bu konuyu işlemedik fakat işleyeceğiz. E, çokça kullanılır bu bu tarz kalıplar. You met Nihal last night. Met. E, görüşmek, buluşmak. E, burada arkadaşlar... E, dün gece... Nihal'le görüştün değil mi olacak? Şimdi bu cümlemiz geçmiş zamana ait bir cümle. Geçmiş zamana ait bir cümle olduğu için şimdi buraya bakacağız. Baktık. Ne var? Geçmiş zamana ait bir cümle. O da arkadaşlar şu. Didn't you? Değil mi? You met Nihal last night, didn't you? Burada didn't you dediğimizde değil mi? Dün gece Nihal'le görüştün değil mi? Şimdi bu cümlemiz arkadaşlar olumlu. Yani dün gece Nihal'le görüştün. Yani not eki yok. Not eki olmadığı için değil mi kullanıldığında not ekini kullanmışız. Eğer olay ters olsaydı. Mesela did not olsaydı burada. Yani sorumuzda e, cümlemizde olum, cümlemiz olumsuz olsaydı. Not, not ekli olsaydı. Bu sefer boşluk kısmında not olmayacaktı. Bakın bu tarz soruların özelliği budur. Bir tarafta not vardır birinde yoktur. Şimdi burada not yok. Görmüş olduğunuz gibi düzenli bir cümle. You met Nihal last night. Dün gece Nihal ile görüştün. Değil mi? Didn't you? Evet. Geçmiş zamana ait zaten buradan anlıyoruz. Geçmiş zamana ait bir cümle olduğunu. Aynı zamanda şuradan. Demek ki doğru şıkkımız da bu olacak arkadaşlar. You met Nihal last night. Didn't you? Öyle değil mi? Üçüncü sorumuza bakalım. There isn't money in the wallet. Evet, ne olur? Wallet cüzdan demek arkadaşlar. Cüzdanda hiç para yok. Burada arkadaşlar aklımıza gelen ilk cevap şu. Hatta bununla bu tarz şeyleri ezberleyin arkadaşlar. There isn't any money. Any money. Bakın burada olumsuz bir cümle olduğu için en iyi kullanıyoruz. There isn't any money in the wallet. Cüzdanda hiç para yok arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Cüzdan da hiç Para yok. There isn't any money in the wallet. Cüzdanda hiç para yok. Dördüncü sorumuz. The bird saw in the mirror. Saw, görmenin geçmiş zamanlı hali. The bird saw in the mirror. Mirror, ayna. Kuş, aynada ne görür arkadaşlar? Kendisini görür değil mi? Şimdi cevaplara bakalım. Bunlar Bunlara baktığımızda hemen aslında ortaya şu çıkıyor değil mi? The bird saw itself in the mirror. Kuş kendini aynada gördü. Zaten diğerlerine baktığımızda mantıken olmuyorlar. Çünkü değil mi? Myself. Yani my, kendi, kuş, beni olmuyor zaten. Yourself, seni, themself, onları. The bird saw itself in the mirror. Kuş kendini aynada gördü. Aynı zamanda arkadaşlar şuna da dikkat edin. Bakın telaffuzlar çok önemli. Türkçede en büyük sıkıntı aslında bana göre en büyük sıkıntı telaffuz arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü siz İngilizce öğrenirsiniz merak etmeyin. Yani eğer gayret gerçekten inanıyorsanız, gayretliyseniz kesinlikle öğrenirsiniz. Bundan şüpheniz olmasın. Fakat buradaki ince nokta şu. Ben İngilizce öğreneceğim ama yani telaffuzum nasıl olacak? Bakın. The bird saw diyorum arkadaşlar. Saw. Sav, so, so, yani bunlara dikkat edin. Bakın, wallet, değil mi? The bird, bakın bir de değil, bird. İngilizce çok enteresan bir dil. Yani size tavsiyem İngilizceyi kulaklarınızla öğrenin, gözlerinizle değil. Çok çokça duymaya çalışın. The bird saw itself in the mirror. Evet, kuş kendini aynada gördü. Bir sonraki sorumuz, A bicycle isn't as as a plane. Bir bisiklet e, uçak kadar değildir. Uçak kadar ne olmayabilir? Economical. Uçak kadar ekonomik olmayabilir mi? Değil. Çünkü bisiklet zaten e, pedalle dönüyor. Yani herhangi bir yakıt yok. Chip. E, evet uçak kadar ucuz değil. Bu da değil. <laughs> Bu da değil. Ne olabilir? Slow, yavaş da değil. Expensive. Evet burada cevap şıkkımız arkadaşlar expensive olacak. Pahalı. Evet. A bicycle isn't as expensive as a plane. Bir e, bisiklet bir uçak kadar pahalı değildir. Bakın, değildir. Bu da gerçekten sıklıkla kullanılıyor. A bicycle isn't as expensive as a plane. Bir bisiklet bir uçak kadar pahalı değildir. Bir sonraki sorumuz, evet. I bought, bakın, I bought a car yesterday. Dün bir araba aldım. It was for me to buy. Yani dün bir araba almışsan demek ki senin için uygundur değil mi? Bir şekilde uygundu. It was too heavy. Çok ağır zaten. Sweet. Çok tatlı. Cheap enough. Evet yeterince ucuz. Rich enough. Yeterince pahalı. Tabi burada bize uyan şey arkadaşlar şu. Cheap enough. Yeterince ucuz. It was cheap enough For me, benim için to buy. Almak için yeterince neydi? Ucuzdu. Bu da sık sık e, karşıma çıkıyor. I bought a car yesterday. Dün bir araba aldım. It was cheap enough for me to buy. Evet. E, almak için yeterince neydi? Ucuzdu. Yani benim için uygundu bir yönüyle. Sonraki sorumuz Sedat was reading a newspaper. We left home. Sedat gazete okuyordu. Left, leaving, ikinci hal, geçmiş zamanlı hali. Yani bir çıkmak, ayrılmak. Biz evi terk ettiğimizde ne oluyor? Sedat kitap okuyordu. Öyleyse ne olacak? When? Arkadaşlar when olacak. Sedat was reading a newspaper when we left home. Evi terk ettiğimiz zaman veya terk ettiğimizde Sedat gazete okuyor idi. Sekinci sorumuz. E, sekinci soruya bakalım. Gökhan. Gökhan hasn't done his homework. Ne olabilir? Evet bu perfect tense arkadaşlar. Gökhan henüz ödevini yapmadı. Fakat buradaki eklerden hangisi olacak? Burada arkadaşlar yet kullanacağız. Yet genelde olumsuz. Yetin tabi sadece bir manası yok. Onu da, onu da söyleyelim. E, farklı kullanımları da var. E, bu kullanımlardan biri de olumsuz cümlelerin sonuna gelmesi. Gökhan hasn't done his homework yet. Gökhan ev ödevini henüz yapmadı. Bakın henüz yapmadı. Gökhan hasn't done his homework. Bunu derseniz Gökhan ev ödevini yapmadı. Fakat Gökhan hasn't done his homework yet. Evet Gökhan ev ödevini henüz yapmadı. Yetle alakalı bilmemiz gereken noktalardan biri de genelde perfect tense olumsuz cümlelerden sonra e, kullanılır. Devam edelim. Devam ediyoruz. E, sonraki sorularımız. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Açardık mı? Heh, tamam. I have a shower morning. Evet. Burada geniş zamanlı bir cümle. Ee, sabah ne diyor? Sabah alırım. Ee, duş alırım. Hangi sabah? Her sabah. Evet arkadaşlar. A. I have a shower every morning. Her sabah bir duş alırım. Bakın burada dikkat ediyorsanız a shower demiş arkadaşlar. Bunu ee, şunu hemen söyleyeyim aklıma gelmişken çok önemli. İngilizce'de isimlerden önce eğer isim tekilse kesinlikle e yani bir ekini alır. Bunu unutmayalım. I have shower every morning değil. I have a shower every morning. Her sabah bir duş alırım. Fakat biz Türkçe'ye çevirdiğimizde her sabah bir duş alırım. Ee, bu şekilde çevirmemize aslında gerek yok. Her sabah duş alırım. Burada da aslında şunu öğreniyoruz. Her dilin kendine ait bir ruhu var. Yani birebir çeviri aslında olmuyor. Bunu da unutmayalım. I have a shower every morning. Her sabah duş alırım. Bir artık demeye gerek yok. He hates TV programs. He watches TV. He hates TV programs. Ne oluyor? O TV programlarından nefret eder. Siz şimdi nefret ettiğiniz bir şeyi ne yaparsınız? İzlemezsiniz, değil mi arkadaşlar? He hates TV programs. TV programdan nefret eder. He never watches TV. Televizyonu hiç izlemez. Kesinlikle izlemez. Hangisi never? Evet arkadaşlar. Bakın. Never olumsuzdur. Bunu unutmayalım. He never watches TV dediğimizde bakın not eki olmamasına rağmen cümle never'dan dolayı ne oluyor? Olumsuz oluyor. He never watches TV. He hates TV programs. He never watches TV. Televizyon programlarından nefret eder. O televizyonu hiç izlemez. Evet. We can go now. Şu an, şimdi gidebiliriz. We can go now. I have. Bakın burada bu having kısaltılmış hali. I have already my clothes. My clothes. Evet arkadaşlar. insan e, ne yaparsınız çamaşırlarımızı? Bakın buradaki e, alt, alttaki şıklara baktığımızda en mantıklısı ne oluyor? Iron. Iron. Yani ütüledim. We can go now. Şimdi gidebiliriz. I have already iron my clothes. Evet. çamaşırlarımı zaten ütüledim veya yeni ütüledim. Bakın birkaç manaya da gelebilir. Zaten ben en en nefret ettiğim şeylerden biri de arkadaşlar çeviridir. Çünkü çeviri ya siz İngilizce astıktan sonra zaten onun ruhunu anladıktan sonra çeviriye zaten hiç ihtiyacınız olmuyor. Fakat böyle birini anlatırken çevirmek böyle her zaman moralimi bozuyor. Çünkü değişik sorular geliyor. Bu şu şöyle, bu böyle derken. Bu da aslında benim moralimi bozuyor. Ben mümkün mertebe böyle çok çeviri işini sevmiyorum arkadaşlar. Yani bence de size çok bu işlere girmeyin. O mümkün mertebe olduğu gibi kabullenin. Fakat ilk etapta tabii doğal olarak mecburen zihin e, onu çevirecektir. Yapacak bir şey yok. We can go now. Şimdi gidebiliriz. I have already ironed my clothes. Evet çamaşırlarımı zaten veya az önce veya bira, biraz önce... Ütüledim. Bakın burada ütüledim id takısı. Yani e, perfect tense hatırlayacaksak have veya has gelir fiilden sonra. Özneden sonra daha sonra fiilin üçüncü hali. Şimdi e, iron. Yani ütülemek. Şöyle göstereyim. Burada id takısı almış. Fakat e, bilmiyorum telaffuzuma dikkat ettiniz mi? Bakın bu telaffuz çok önemli. Çünkü Türkiye'deki e, İngilizce öğrenmeye çalışan bizlerin yaklaşık olarak %90'ı bu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Bu kelime iron. Bilmiyorum artık bu şekilde herhalde söyleniyor. Ben de bir ara böyleydim. Iron. Iron değil arkadaşlar. Iron. Iron. Bakın bunu bence bir yere yazın. I have already ironed my clothes. Evet. Çamaşırlarımı ütüledim. Iron. Unutmayalım. en yani çok yaptığımız farkında olmadan yaptığımız hatalardan biri de bu. Cemre is playing the guitar and Ecem is to her. Cemre gitar çalıyor. Play. Çalmak. Bir yeri çalıştırmak. Çalıyor ve Ecem ne yapar arkadaşlar? Doğal olarak onu dinler. Ecem is listening to her. Bakın listening to her. Şimdi listen, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın ve bunu da bir yere yazın. Listen'dan sonra kesinlikle to gelir. İster ondan sonra fiil olsun, ister isim olsun, nesne gelsin hiç önemli değil. Listen to. Bunu aklımızdan zaten çıkarmayalım. Ecem is listening to her. Aynı zamanda dikkat ediyorsanız bakın arkadaşlar. Listening to her demiyorum. Şimdi günlük dilde arkadaşlar e yani ana dil İngilizce olanlar çok iyi in, çok G harfini duymazsınız yani. Onlar listening demezler. Listen. Ya yani çok böyle hızlı konuşurlar. Ecemiz listening to her. Yani onun için ben şimdiden ve tahmin ediyorum yani soru gelecek gibi işte hocam hani ING takısı hani listening demediniz. Çünkü günlük dilde arkadaşlar çok kullanılmıyor. Ecemiz listening to her. Yani siz o G takısını neredeyse hiç duymazsınız. Çok nadir duyarsınız. Onu da ben size söyleyeyim. Eğer gerçekten şu an konuşmaya niyetliyseniz şimdiden kendinizi alıştırın. Yani o playing, doing, listening, reading bunlara mümkün mertebe ya yani G'leri koymasanız da olur. Kısaca ben onu söyleyeyim. Aynı zamanda ne dedik? Listen'dan sonra bak listen değil. He, bunu da çok bu hatada da çok yaptı arkadaşlar. Listen değil. Listen. Orada T harfi var fakat telaffuz olarak yok. Listen. Ejemiz listening, listening to her. Evet arkadaşlar, çok önemli. Yani bakın, yani bunu ben şunun için çok önemli diyorum. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Yani hazırlık okuyacaksınız üniversitede 4-5 yıl üniversiteyi okuyacaksınız, işte kurslara gideceksiniz ama hala listen diyorsanız olmadı. Bakın İngilizce öğrenirken yine aynı noktaya geliyorum. Arkadaşlar telaffuz, 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 telaffuz. Bakın bu çok önemli. Yani telaffuz gramerden daha önemlidir. Siz eğer kelimeyi güzel bir şekilde, karşılıklı anla, anlayacağı şekilde söylerseniz, o zaten siz karıştırsanız bile o bir şekilde ortadan çıkarır yani onu çıkarır oradan. Ama gerçekten telaffuz çok önemli. Cemre is playing the guitar and Ecem is listening to her. Ecem onu dinliyor. Bir sonraki sorumuz. We Evet arkadaşlar şimdi burada ne olacak? Bunun telaffuzu ne? Soup mu? Sop mu? Sap mı? Ne? Soup arkadaşlar. Soup ne? Soup e, çorba demek arkadaşlar. Yani bunu te, sabunla karıştırmayalım. We soup and ate some vegetables for dinner. Şimdi e, şey ne yaparsanız Çorbayı doğal olarak içeriz değil mi? And ate, ate, eat. Hatırlıyoruz değil mi? It yemek fiilinin ikinci hali geçmiş zaman hali e, ve ne yaptık? Biraz ate some vegetables for dinner. Dinner akşam yemeği demek. E, biraz akşam yemeği için biraz e, sebze meyve yedik. Biz çorbayı içtik ve akşam yemeği için biraz sebze meyve yedik. Öyleyse ne olur arkadaşlar burada? İçmek Neydi? Drink, drank, drunk. Öyleyse geçmiş zaman hangisi oluyor? İkincisi. Drink, drank. Drank hangisi arkadaşlar? Drank, ceşk. Tabii yeri gelmişken onu da hemen söyleyeyim. Ee, şimdi biz de bir şekilde fiilleri... ...işte şimdiki, ge geçmiş zaman, işte... ...perfect tense derken de bir şekilde ezberliyorsunuzdur. Büyük ihtimalle bunları da Türkçe ezberliyorsunuz. Yani drink, drunk, e drunk diye... Bu yanlış arkadaşlar. Yani siz şunun için yanlış diyorum. Eğer siz gerçekten yani bu dili konuşmak istiyorsanız kendinize böyle bir kötülük yapmayın. Böyle bir şey yapmayın. Aman yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Çünkü düzeltemiyorsunuz. Yani düzeltemeyiz. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bilseniz bile düzeltemiyorsunuz. Çünkü biz konuşurken refleks halinde konuşuyoruz. Değil mi? Yani Şimdi Ege'de, Ege'de bulunan arkadaşımız e, değil mi? Onun belli bir aksanı var. Bildiği halde öyle bir aksanı var. İşte doğudakinin farklı bir aksanı var. Siz bunu değiştiremezsiniz. Şimdi eğer siz bunu işte hep böyle Türkçe, Türkçe, Türkçe öğrenirseniz bir yere varamazsınız. Size tavsiye onun için hani ben hep şunu dedim. Yani mümkün mertebe sesli. Ses, ses, ses diyorum tekrar. C şıkkı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. We drank soup. Bakın soup unutmuyoruz. Ne? Çorba. We drank soup and ate some vegetables for dinner. Evet. Biz çorba içtik ve e, ne yaptık? Akşam yemeği için biraz vegetable. bu e, her şey olabilir yani sebze meyve yedik. Aynı zamanda vegetable sayınca akma vejeteryen geldi değil mi? Vejeteryen nedir? Vegetarian. E, sebze meyve yiyenlere biz ne diyoruz? Vejeteryen. O da yine İngilizceden geçmiş Türkçeye. Bu sorumuza bakalım. C Ceyl, evet, Ceyla is going to Erzurum tomorrow. Bakın. Şimdi burada is going to, burada e, hangisi ama? Yani şimdiki zaman mı? Gelecek zaman mı? Hangisi arkadaşlar? Diyor gibiyim. Evet arkadaşlar ben şöyle demiştim değil mi? Ghana diye bir şey, bir hatta öyle bir konumuz var. Yani çok kullanılıyor. Ya. Yani o kadar çok kullanılıyor ki herkes kullanıyor. Belediye başkanı da kullanıyor, vali de kullanıyor. Sokak ağzı değil. Artık Önceden sokak ağzı olarak bakılıyordu fakat şu anda öyle değil, günlük değil. Ceyla is going to. Tabii bakın Ceyla, bir Amerikalı olsa Ceyla demez. Çünkü L harfi kalındır. Bunu da bilelim. Ceyla is going to Erzurum tomorrow. Ceyla yarın Erzurum'a gidecek. Buradaki going to şimdiki zaman değil arkadaşlar. Amizar going to gelecek zamanın bir kalıbıdır. Eğer bir şey planlıysa biz hani hatırlıyorsak bu konuya ben sık, sıkça değinmiştim. İç epi planlıysa emizer going to kullanıyorduk. Yani Jayla is going to Erzurum tomorrow. Yarın Erzurum'a gidecek. Öyleyse devamı ne olabilir? She is going to visit her friends there. Aşık olacak arkadaşlar. O arkadaşlarını orada ziyarete gidecek. She is going to bakın şurada. She is going to burada bu sadece ve sadece şunu belirtiyor gelecek zaman olduğunu. Başka hiçbir özelliği yok. Jack jack var ya o. Oh, başka bir şey değil bu. Gitme fiili değil burada. Onu açıklayalım. She is going to visit bakın. Visit ne yapacak? Ziyaret edecek. Şuradan anlıyoruz jack olduğunu. Her friends arkadaşlarını der. Der orada. Orasını neresi oluyor? Erzurum. Evet. Bakın burada der artık Erzurum temsil ediyor. Ceyla is going to Erzurum tomorrow. She is going to visit her friends there. Arkadaşlarını orada ziyaret edecek. Öylesi biraz da e, Gana'yı da söyleyelim. Ne diyelim? Ceyla is Gana. Evet. I'm Gana değil mi? He is Gana. She is Gana. They are Gana. Ceyla is Gana. Erzurum tomorrow. Evet. Erzurum tomorrow ne olacak? She is going to visit her friends. Arkadaşlarını orada ziyaret edecek. Devam ediyoruz. Burada bir küçük bir konuşma var. Look, we have missed the bus. Don't worry, I will call a taxi for us. Hakikaten çok kafiyeli olmuş hoşuma gitti. Look, bak. Look. Bak. We have missed the bus. Bakın burada yine perfect tense kullanılmış. We have missed. Miss bir şeyi kaçırmak. Miss geçmiş 3. E, geç, hali kullanmış. We have missed the bus. Ne yaptık? Tak, e, otobüsü kaçırdık. Diğer diyor ki don't worry. Don't worry. Evet. Bakın çok güzel bir kalıp. Dikkat ediyorsanız ben bugüne kadar e, yani bu şu mümkün mertebe işte şu kelimeyi öğrenin, şunu öğrenin ben e, böyle bir şey çok demem. Önemli olan arkadaşlar kelimenin manasını bilmek değildir. Önemli olan kalıbı kullanabilmektir. Bakın don't worry, don't worry. Bu bir, çok güzel bir kalıptır. Bunu e, e, bunu öğrenin. Don't worry yani telaşlanma. I will call a taxi for us. Bizim için bir taksi çağıracağım. Bakın call a taxi. Bak bu da bir kalıptır. Hatta şöyle bir ezberleseniz daha güzel olur. Don't worry, I will call a taxi for us. Bunu ezberleseniz her yerde kullanırsınız. Günlük dilde, yazı dilinde, konuşma dilinde. Evet. Burada I will. Gelecek zaman. Gelecek zamandan sonra ne kullanıyorduk? Fiilin ilk halini. Fiilin ilk halini baktık. Hepsi de fiilin ilk hali. Hangisini, hangisini kullanacağız mantıken? Call. Çağırmak. Don't worry, I will call a taxi for us. Bizim için bir taksi çağıracağım. Merak, meraklanma, endişe etme. Look, we have missed the bus. Don't worry, I will call a taxi for us. Bizim için bir taksi çağıracağım. Evet. Bu soruda boşluk. Does he leave work? Cevap at quarter past five. Evet. Beşi çeyrek geçe. Ne olabilir? Does he leave work? Evet, o işi terk eder. Ne ile alakalı olur? Bir zamanla, değil mi? Öyleyse sorumuz ne olacak? Ne zaman işi terk eder? At quarter past five. Beşi çeyrek geçe. What time does he leave work? Evet, what time? Ne zaman? When de olabilir? When does he leave work? Ne zaman uh, işten ayrılır? At quarter past five. At Corpus five arkadaşlar bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu günlük dilde gerçekten çok kullanılmıyor. Bunu da açık ve net söyleyeyim. E, ne kullanılıyor? Biz mesela Türkçe'de ne diyoruz? Beşi 10 geçe değil mi? Beşi onda. Ne diyoruz? Yani veya ne diyor İşte saat kaç saat? Beşi yirmi. Bu kullanılıyor arkadaşlar daha çok. Yani geçti kala bu çok kullanılmıyor. Onu söyleyeyim ben. E, five. Mesela five fifteen. Five fifteen dediğinizde. 5'i 15 geçe ve 5 20, 5'i 20'de ne zaman? 5'i 20'de 5 30, 5 35, 5 40, 5'i 40 geçe mesela. Bu yani eğer günlük dilde şey yapacaksanız size tavsiyem bunu kullanın. Bu hem kullanışlıdır hem de bu kullanılıyor. Onu da açık ve ne söyleyeyim. Şimdi bakıyorum e corpus five. E, şimdi ben e, küçükken ilkokula giderken hangi İngilizce varsa hali aynı İngilizce var ve biz hep British İngilizcesini hani almışız fakat şu anda dünyada ravaşta olan İngilizce tabi çok fark yok fakat Amerikan İngilizcesi yani onlar şu anda dünya hakimler bence bu tarz quarter bunlar mümkün mertebe bunların yerine direkt işte five 20 bu tarz şeyleri kullanmanız her zaman işinize gelecektir sorumuz geniş zaman değil mi Does he live work when Does he live work where What time Does he live work? Evet ne zaman işten ayrılır? 5'i çeyrek geçe ve aynı zamanda He Şimdi bir, e, bu mesela telaffuzda genelde quarter deniyor. Quarter değil arkadaşlar quarter. Quarter. NBA izliyorsanız veya Amerikan futbol tabi biraz zor bir şey ama, ama NBA ile aşina olan arkadaşlarımız olabilir. E, quarter deniyor arkadaşlar buna. Quarter. Quarter. Onu da hemen söyleyelim. Evet burada yine çok mini bir şey var. Konuşma. Boşluk. Daha sonra I don't either. Ben de değil. Demek ki yukarıda ne var? Olumsuz bir şey var arkadaşlar. Ben de değil. Mesela ne olabilir? Ben futbol oynamam. Ben de oynamam. Değil mi? Veya işte ben e, biber yemem. Ben de yemem. Aynen bunun gibi İngilizce'deki kalıplardan biri de bu. E, aşk arkadaşlar. I don't like pizza. I don't like pizza. Pizzayı sevmiyorum. I don't either. Ben de sevmiyorum. Artık yani I don't like pizza too yerine to da ben de pizzayı sevmiyorum. Onun yerine ne olmuş? I don't either. Evet, fiil kullanmış daha sonra ben de sevmiyorum. Aynı zamanda şurada şunu da hemen söyleyelim. I don't like pizza. Arkadaşlar pizza diye yazdır fakat telaffuzu pizza değil arkadaşlar. Pizza. P-I-T-Z-A. Bunu unutmayalım. Pizza. Çok enteresan değil mi? Evet arkadaşlar İngilizce böyle bir dil. I don't like pizza. Pizza. Pizza değil. Yani bunu eğer şey yapmak istiyorsanız tam doğrulamak istiyorsanız hemen yani bir sesli sözlüğe bakın. Bunun böyle olduğunu siz de göreceksiniz. I don't like pizza. Yani o T ya duyulur ya duyulmaz. I don't like pizza. I don't either. Pizzayı sevmem. Ben de. Evet. İdil ne diyormuş? It's too hot. Çok sıcak. Acayip sıcak. It's too hot. May I? May izin almak. Ben işte şunu yapabilir miyim? Fakat o ne diyor? I am afraid. Korkarım. Bu çok kullanılıyor. Çok da komik geliyor bana ne yazık ki. I'm afraid you can't. I'm ill. I'm afraid you can't. Korkarım ki. Yapamazsın. I'm ill. İşte hastayım. I'm afraid. Korkarım. Yapamazsın. I'm ill. Hastayım. E, ne diyor olabilir? Çok sıcak. May I? Ne yapabilirim? Eat some chocolate. <laughs> ne? Çok sıcak. Biraz çikolata yiyeyim mi? Veya. Open the window. See your passport. Pasaportunu görme. Borrow your dictionary. Ee, sözlüğünü ödünç alma. Ne olur arkadaşlar? B değil mi? Ö open the window. It's too hot. May I open the window? May arkadaşlar izin ee, olarak kullanılıyor. May I open the window? Pencere açabilir miyim? I'm afraid you can't. I'm ill. Bu kadar hiç uzatmanıza gerek yok. Size tavsiye. İşin içinden çıkamıyorsanız hemen deyin ki I'm ill. Hastayım. Emil, is too hot. May I open the window? May I open the window? kullanmak zorunda değilsiniz. Can de kullanabilirsiniz. Can I open the window, please? Veya ger gerçi şöyle de kullanabiliriz. Can you, değil mi? May I? Karşı taraftan da bunu isteyebilirsiniz. Can you open the window, please? E, yani siz can'i soru cümlelerinde kullandığınızda sonra please e eklediğinizde arkadaşlar o artık bir e, yapabilme, edebilmeden ziyade artık bir rica etme cümlesine döner. Onu da söyleyelim. It's too hot. May I open the window? I'm afraid you can't. I'm ill. Aslanım. Evet arkadaşlar son sorumuza bakalım. Evet Boşluğa hangi seçeneği getirilemezmiş? She is reading a book. Now. Nowadays. Yesterday. At the moment. Evet arkadaşlar bunlardan hangisi? Bu soruyu ben size soruyorum. Cevabını artık e, videonun altına eklersiniz. E, bu cevaplardan ne hangisi sizce uygunsa onu lütfen ekleyin. Umarım bu ders e, güzel olmuştur. Ben de öyle inanıyorum. Çünkü bu dersi anlatırken ben e, gerçekten mutlu oldum. Yani yönüyle zevk aldım. E, bundan sonraki derslerimizde arkadaşlar görüşmek dileğiyle unutmuyoruz. 20. sorumuzun cevabını biz vereceğiz. Onu da videonun altına eklersiniz. İyi günler.